Bölüm 66 Hayalet Öldürme Bu gümüş zırhlı da canavarı savaşçısı dışarı fırladıktan sonra, Shifeng onu gözlemleyemeden, kıyaslanamayacak kadar ağır dayarma baltasını çoktan fırlatmıştı. Balta bir roket gibi uçtu ve anında Şifeng'e ulaştı. Her şey çok çabuk, çok ani oldu. Bu durumdaki ortalama bir oyuncu olsaydı, daha tepki veremeden kafaları vücudundan ayrılırdı. Ancak Shi ortalama bir oyuncu değildi. Abisal kılıcını büyük bir hızla çıkardı ve balta boynunu kesmeden hemen önce, bu uçağın ölüm baltasını savuşturdu. Dev balta ile uzun kılıcın çarpışması herhangi bir kıvılcım çıkarmadı, sadece bir patlama sesi çıkardı. Shi tamamı 10 metreden fazla geriye uçtu. Bunun ardından dev balta yere inerek toprağa derinden deldi. İnişi dünyanın sallanmaya başlamasına neden oldu. Bu dev baltanın ne kadar ağır olduğu görülüyordu. Üstelik bu devasa baltayı kolayca fırlatabilen gümüş zırhlı da canavarı savaşçısı daha da korkutucuydu. Böyle bir güç normal dağ canavarı savaşçılarını yalnızca bir seviye bile aşmıyordu. İndikten sonra Şifeng, yeni canavar üzerinde hemen gözlemleyen gözleri kullandı. Dağ canavarı savaşçısı, özel elit. Seviye 10. HP 3500 3500. Şifeng, bu sayılara baktıktan sonra da canavarı savaşçısının gücünü hemen anladı. Daha fazla bir şey söylemeden kuyruğunu çevirdi ve koşmaya başladı. Ne şaka ama. Doğrudan seviye 10 özel elite karşı savaşmak kelimenin tam anlamıyla intihardı. Ay ışığı ormanında bir özel elit ile karşılaştığında oyuncuların onu öldürüp öldüremeyeceklerini değil, kaçıp kaçamayacaklarını düşünmeleri gerekmiyordu. Daha canavarı savaşçısı daha Canavarı Savaşçısından bir derece daha güçlüydü. Sadece güç açısından değil, hızı ve esnekliği de büyük ölçüde artırıldı. Daha Canavarı Savaşçıları gibi kolayca oynanamazdı. Eğer Şifeng Baltaya karşı savunmak için parayı kullanmasaydı, o zaman Abyssal Blade ile saldırıyı engellemiş olsa bile yine de ölürdü. Güçleri arasındaki fark çok büyüktü. Şifeng kaçmak istese de daha canavarı savaşçısının bu davetsiz misafirin gitmesine izin verecek hiçbir planı yoktu. Yol boyunca dev baltasını alarak Şifeng'e koşmak için çağcı kullandı. Silahı alma şekli sanki bir yaprağı kaldırıyormuş gibiydi, zahmetsizce. Daha canavarı savaşçısının hücum kullandığını gören Şifeng, bundan kurtulamayacağını biliyordu. Vücudunu havada döndürerek kılıcını daha canavarı savaşçısına doğrulttu. Abisal Bağ, bir anda şifengi e hızlı koşan da canavarı savaşçısı zifiri siyah zincirlerle kısıtlandı. Bir kası bile hareket ettiremedi, sadece çaresizce şifenge baktı. Şifeng daha fazla kalmaya cesaret edemedi. Rüzgar yürüyüşünü etkinleştirerek kamp alanını yüksek hızda terk etti ve taş ormana kaçtı. Winbalk'ın artan hızıyla da canavarı savaşçısının ona yetişme şansı yoktu. Yaklaşık 20 saniye sonra. Sonunda ondan ayrıldım. Shifeng bir göz atmak için başını çevirdi ve dağ canavarı savaşçısının çoktan dönüp kampına geri döndüğünü keşfetti. Bunun üzerine Shifeng rahat bir nefes verdi. Eğer kovalamaya devam etseydi, Shifeng'in rüzgar yürüyüşü zaman aşımına uğrayacaktı. Şansı gerçekten çürümüştü. Kamp alanında aslında bir özel elit vardı. Önceki hayatında özel elitlerin koruduğu canavar kampları yoktu. Yalnızca ara sıra normal elik canavarlar olurdu Feng, gizemli demir hazine sandığını kaybettiği için telihsiz hissetti. Şu anda Blajkiyen'in iletişimi geldi. Kardeş Feng, tüm üyelerimiz seviye 4'e ulaştı. Üstelik çok sayıda cevher, ekipman ve beceri kitabı elde ettik. Herkes epeyce beceri öğrendi ve gücümüz büyük ölçüde arttı. Maalesef gnomları öğüterek seviye atlama hızımız büyük ölçüde azaldı. Bizi ölümcül ormanın cehennem moduna taşımak için ne zaman geleceksin? Savaşma ruhlarımız şu anda çok yüksek ve sadece emrinizi bekliyoruz, dedi Blajki'ye gülerek. Hepiniz dört. Seviyemisiniz Şifeng, Blajki'ye ve diğerlerinin yapması gereken bir sonraki görevi düşünmeye çalışırken derin bir düşünceye girdi. Biraz düşündükten sonra Şifeng bir yer düşündü, Blajki'ye, siz gnomları ezmeyi bırakıp çantalarınızı toplamak için şehre dönmelisiniz. Seviye 5 bölgesine, kırmızı yaprak ormanına gidin. Bu işaretçiyi takip edin ve orman kurtlarını ezin. Kurt eti ve kurt derileri iyi şeylerdir. Ne kadar çok öğütürseniz o kadar iyi, çünkü tüm damlalar satılıp cüzdanlarınızı şişirebilir. Blajkiye ve diğerlerinin mevcut potansiyeliyle orman kurtlarını ezmek çok kolay olurdu. Bu özellikle Blackyane'in ekipmanı için geçerliydi. Canavarın 400 HP'si yalnızca 3 kara okla yok olacaktı. Üstelik Şifeng'in Blackyane'ye verdiği yer büyük bir kurt iniydi. Orada yeniden doğma oranı çok hızlıydı ve ayrıca Blackyane ve diğerlerinin işgal edebileceği daha yüksek bir yer vardı kola ve yalnız kar, yokuştan çıkan yolu sıkı bir şekilde kapatarak tek bir kurdun bile yanlarından geçmesini engellediği sürece, menzilli üyeler kolaylıkla hasar verebilir. Üstelik canavarlar bir, ateşten korkuyor ve bundan ek hasar alıyorlardı. Tek bir cehennem alevi tüm kurt sürüsünü yok edebilir. Seviyeleme hızları en az %60 ile %70 oranında artacaktır. Harika. Sürekli cüceleri ezmekten canımız sıkıldı. Çantalarımızı topladıktan hemen sonra gideceğiz, diye onayladı Blajkia heyecanla. Artık giderek daha fazla oyuncu gününleri ezmek için bulundukları yere gitmeye başladı. Seviye 4 olmalarının yanı sıra, seviye atlama verimlilikleri de sürekli düşünüyordu. Öğüttecek yeni bir yer buldukları için doğal olarak heyecanlıydılar. Kardeşler, toplanın. Artık onlarla rekabet etmek zorunda kalmayacağız. Haydi gidip yeni bir yerde oynayalım, dedi Blajkiye aramayı kestikten sonra diğerlerine. Blajkiye'nin bunu söylediğini duyan herkes diğer oyuncularla canavarlar yüzünden kavga etmeyi bıraktı. Blajkiye ile birlikte buradan neşeyle ayrıldılar. Elit partiler Blajkiye ve diğerlerinin ayrıldığını gördüklerinde yüzlerinde sevinç ifadeleri ortaya çıktı. Artık bu değerli denge zemininde rekabet eden daha az insan olacaktı. Blazkye'nin partisinin aptallığını içten içe küçümsediler. Şu anda oyuncular da Akmoen tamamını doldurdu. Diğer konumlardaki seviye atlama hızı nasıl buradan daha hızlı olabilir? Başka bir yerde Shifeng diğer dağ canavarı savaşçılarını aramaya hazır olduğunda Blazkye ile yaptığı konuşmada bir sorun olduğunu fark etti. Dağ canavarı savaşçısını tek başına öldürmesi kesinlikle mümkün değildi ama yine de kaçabilirdi. Ancak gizemli demir hazine sandığını elde etmek için daha canavarı savaşçısını öldürmesi gerekli değildi. Bir kişi daha canavarı savaşçısını cezbettiği sürece, başka bir kişi gidip hazine sandığını açabilirdi. Bu noktaya kadar düşünen Shi Feng, Abyssal Blade'e hafif bir gülümseme ile baktı. Beklendiği gibi Phantom Kill çok güçlü bir beceriydi. Bunun ardından Shi bir kez daha da canavarı kampına geri döndü. Onun benzerinin önünde belirdiği pantom kili etkinleştirdi. Doppelganger, Shifengin tüm becerilerine sahipti. Daha canavarı savaşçısını 20 saniyeden fazla oyalamak yeteriydi. Bu 20 saniye ile Shifeng, hazine sandığını etkinleştirebilir ve tüm eşyaları alabilir. Shifeng bir hız parşömeni ve polimorf parşömeni çıkardı ve onları Doppelganger'e verdi. Polimorf parşömeni, seviye 15'in altındaki canavarları 4 saniye boyunca koyuna dönüştürebilir. Ancak özel elitlerin etkili süresi büyük ölçüde azalacaktır. Ancak daha canavarı savaşçısının saldırısını bozabildiği sürece bu yeterliydi. Hız parşömenini etkinleştirdikten sonra görsel ikiz, daha canavarı savaşçısını cezbetmek için hemen depoya gitti. Beklendiği gibi, önceki sahne tekrar oynandı ve görsel ikiz, uçan ölüm baltasını engellemek için parayı kullandı. Daha sonra Doppelganger de çağcı kullandı. Doppelganger hemen çok biçimli parşömeni kullandı ve daha canavarı savaşçısını anında küçük beyaz bir koyuna dönüştürdü. Daha canavarı savaşçısı bir saniyeden kısa sürede orijinal formuna geri döndü. Daha sonra görsel ikizin peşinden koşarak taş ormanın derinliklerine girdi. Daha canavarı savaşçısının hızı, görsel ikizinden biraz daha hızlıydı ancak görsel ikiz, Wimbalk'ı etkinleştirdi, hızı ve aralarındaki mesafe bir kez daha arttı. Kısa bir mesafede, Shifeng, daha canavarı savaşçısının kamp alanından ayrılmasını izledi. Depoya koşarken aynı şekilde Wimbalk'ı harekete geçirerek küçük bir kıkırdama çıkardı. Bu sefer depoya girdiğinde onu rahatsız edecek canavarlar yoktu. Şifeng ilk önce gizemli demir hazine sandığına giderek onu açtı. Hazine sandığının açılması için zamana ihtiyacı vardı. Bir saniye. İki saniye. Hazine sandığının yükleme çubuğu hala devam ediyordu ve Şifeng'in biraz gergin olmasına neden oluyordu. Benzerinin geciktirebileceği süre sınırlıydı gizemli demir hazine sandığının yanı sıra hala bir bronz hazine sandığı ve üç ortak hazine sandığı daha vardı. Zaman çok önemliydi. Şimdi bir hazine sandığını açtığı sürece bir dahaki sefere kaplanı dağdan çıkarmak mümkün olmayacaktı. Sonuçta özel elitler kendi zekalarına sahipti. Acele et, acele et, Shifeng sabırsızca yükleme çubuğuna baktı. 10 saniye sonra gizemli demir hazine sandığı açıldı. Aynı anda taş ormandan öfkeli bir kükreme geldi. Görünüşe göre Şifeng'in eylemleri keşfedilmişti. Doppelganger'in vizyonuna bakıldığında Şifeng, daha canavarı savaşçısının artık Doppelganger'e hiç dikkat etmediğini görebiliyordu. Bunun yerine kampın deposuna doğru koştu. Duraklamadan Şifeng, hazine sandığındaki tüm eşyaları hemen çantasına koydu. Daha sonra bronz sandığı açmaya devam etti. Bronz hazine sandığının yükleme çubuğu yavaşça hareket etmeye başladı Shi Feng için şu anda her saniye sürünerek geçiyordu. Bu arada da canavarı savaşçısının böğürmesinin sesi giderek yaklaşıyordu. Bölüm 67 Hiçliğin Yüzü Hazine sandığının yükleme çubuğu şu anda yalnızca yarıya kadar tamamlanmıştı. Kükremenin giderek yaklaştığını duyan Shi Feng, son derece endişeli hale geldi. Acele acele. Dağ canavarı savaşçısı çoktan kampa girmişti ama yükleme barının dolmasına hala kıl payı kalmıştı. Dağ canavarı savaşçısı, Şifeng'in hazine sandığını açtığını gördüğünde, büyük gözleri koyu kırmızıya döndü. Dev baltasını Şifeng'e doğrultarak ona fırlattı. Yardım edemedi ama Şifeng'in derhal cehenneme gitmesini diledi. O anda bronz hazine sandığı açıldı. Şifeng, uçan baltaya tek bir bakış bile atmadan, Hemen savunma kılıcını etkinleştirerek uçağın ölüm baltasının saldırısını engelledi. Bunun ardından iki eli hızla hazine sandığına uzandı, içindeki eşyaları aldı ve ışık hızıyla çantasına tıktı. Shifeng, hazine sandığındaki tüm eşyaları saklamayı bitirdiğinde daha canavarı savaşçısı da ondan önce geldi. Düşen baltayı iki eliyle aldı ve öldürmeye hazırlanırken yukarıya kaldırdı. Kalma planı olmayan Shifeng döndü ve koştu. Bum. Balta yere indiğinde toprak yarıldı, arkasında bir yara izi bıraktı ve ezilmiş taşların uçmasına neden oldu. Ancak balta indiğinde Şifeng zaten 5 metre uzaktaydı. Doğrudan kampın dışına koşuyordu. Saldırısının kaçırıldığını gören de canavarı savaşçısı, Şifeng ile yüzleşmek için döndü ve hücuma kullandı Şifeng'e kaçma şansı vermek niyetinde değildi. Öte yandan, Şifeng'in kendisine saldıran da canavarı savaşçısıyla baş edecek herhangi bir becerisi yoktu. Dağ canavarı savaşçısının onu bayılma durumuna göndermesine izin verdi, ardından vücudu baltasından bir darbe aldı. Bir anda saldırı onu 10 metre öteye uçurdu. Dağ canavarı savaşçısının saldırısı, seviye 5 kalkan savaşçısının bilekin beslemesine neden olabilirdi, ancak Shifeng, Sanki bu kimse'nin işi değilmiş gibi davrandı ve bir kez daha kamptan dışarı koşmaya başladı. Artık savunma kılıcı yalnızca Shi yakın dövüş saldırısından bir kez daha hasar almasını engelleyebilirdi. Sadece bir şans kalmasına rağmen Shi ile da canavarı savaşçısı arasında 10 metreden fazla mesafe vardı. Shi taş ormana doğru koştuğu sürece çok daha güvende olacaktı. Ancak beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. Çacı yalnızca bir kez kullanması gereken da canavarı savaşçısı, onu ikinci kez kullanarak Şifeng'i bir kez daha baygın duruma gönderdi. Dev baltasını kaldırdı ve Şifeng'in vücuduna tekrar saldırdı. Şifeng tekrar 10 metreden fazla uçmaya gönderildi, bu sefer onu hemen kamptan attı. Artık taş ormandan sadece kısa bir mesafe uzaktaydı. Ancak Şifeng'in ifadesi çok daha ciddileşti. Mevcut da canavarı savaşçısı öncekinden tamamen farklıydı. Daha önce şarj yalnızca bir kez kullanılıyordu. Şimdi çağcı iki kez kullandı. Bu, üçüncü veya dördüncü bir yükün, hatta belki daha fazlasının olasılığı olduğu anlamına geliyordu. Bu, Şifeng ile da canavarı savaşçısı arasındaki mesafe 8 metreyi aştığı sürece da canavarı savaşçısının hücum kullanacağı anlamına geliyordu. Bu kesinlikle iyi bir haber değildi. Beklendiği gibi, Shifeng 8 yarda menzilinin dışına çıktığı anda da canavarı savaşçısı bir kez daha hücumu kullandı. Eğer Shifeng bir kez daha vurulursa kesinlikle ölürdü. Henüz ölmeye hazır değildi. Shifeng bir polimorf parşömeni çıkardı ve hemen kendisine saldıran da canavarı savaşçısını bir koyuna dönüştürdü. Her ne kadar sadece bir saniyeliğine polimorfize edilmiş olsa da, Shifeng'in uzun bir mesafe koşması için sadece bir saniye yeterliydi. Shifeng 30 yarda menzilinin dışına çıkabildiği sürece daha canavarı savaşçısının hücumu kullanması çok uzak olurdu. Daha canavarı savaşçısı 15 yarda koştuktan hemen sonra iyileşti. Shifeng hemen döndü ve abisal bindi kullandı. Daha sonra yerçekimi kurtuluşunu etkinleştirdi ve hızı büyük ölçüde arttı. Bu seferki 3 saniyelik bağlama, Şifeng'in 30 yarda aralığını kolayca geçip taş ormana girmesine izin verdi. Şu anda taş ormandaki dağ canavarı savaşçılarından bazıları çoktan yeniden doğmuştu ve tesadüfen içlerinden biri Şifeng'in önündeki yolu kapatıyordu. İlhamdan etkilenen Şifeng hızla inisiyatif aldı. Rüzgar bıçağı. Daha canavarı savaşçısı tepki veremeden Shi Feng onun önüne koştu ve yanından geçti. Shi Feng daha sonra başka bir polimorf parşömeni çıkardı ve daha canavarı savaşçısını bir koyuna dönüştürdü. Windblade'in hızının artmasıyla Shi Feng, inatla peşinden koşan da canavarı savaşçısını kolayca savuşturdu ve hızlı kaçtı. Güvenli bir yer bulduktan sonra Shi Feng, çantasındaki eşyalara yavaşça bakarken dinlenmek için oturdu. Shifeng bilgisiz durumdan şoka uğradı. Kampı yağmalamanın son derece karlı olduğunu kabul etmek zorundaydı. Sadece bu sefer bile saatlerce süren sıkı çalışmasının telafisi için yeterliydi. İhtiyaç duyduğu tüm ay taşını anında toplayarak görevini tamamladı. Yapması gereken bir sonraki şey ayışı ormanından ayrılıp planeti ortadan kaldırmaktı. Bu hazineler arasında büyük miktardaki ay taşının yanı sıra 7 adet bir seviye değerli taş, 3 adet bronz ekipman ve tek bir bronz renkli gizemli demir yüzük de vardı. 3 bronz ekipman parçası arasında bir Silvermoon armguard vardı. Bununla birlikte Xi Feng artık Silvermoon set ekipmanının 5 parçasından 3'üne sahipti. Daha fazla çaba harcadığı sürece gerçekten eksiksiz bir set toplayabilir. Ancak Xi o kadar fazla zamanı yoktu lanetine kadar erken kaldırırsa gücünü o kadar çabuk geri kazanabilir ve hızlı bir şekilde seviyeye atlayabilirdi. Hala yapacak çok eşi vardı ve bunların hiçbirini düzeyler olmadan yapamazdı. Şifengin dikkatini çeken Silver Moon Armguard'ın yanı sıra, gizemli demir yüzük de ona büyük bir nişe verdi. Hiçlik yüzü, gizemli demir dereceli yüzük. Ekipman gereksinimi, zeka 10. Güç artı 1, çeviklik artı 1, zeka artı 2. Ek yetenek, hiçliğin gölgesi, kullanıcının hiçlik durumuna girmesini sağlar. Kullanıcı diğer oyuncuların göremeyeceği gibi diğer oyuncular da kullanıcıyı göremeyecektir bir dakikalık süre. Bekleme süresi, 5 dakika. Yalnızca savaş dışı durumda kullanılabilir. Ek yeteneğe sahip olan bunun gibi yüzükler son derece nadirdi. Birçok kullanıma sahip olan yerçekimi yüzüğü kadar nadirdi. Önceki hayatında Shifeng, Ayışı Ormanı hakkında birçok araştırma yapmıştı. İnternette bulunan bilgiler de dahil olmak üzere birçok hazine sandığının ortaya çıkma yerlerini biliyordu. Başlangıçta, Ayışı Ormanı'ndan ayrılmadan önce hazine sandıkları elde etmenin kolay olduğu yalnızca birkaç yere gitmeyi planlamıştı. Artık hiçlik yüzüne sahip olduğu için düşünce zinciri genişledi ve elde edebileceği hazine sandığı sayısı büyük ölçüde arttı. Ayşe ormanı hala bakir bir ülkeydi ve hazineler her yerde bulunabiliyordu. Bu özellikle ilk kez açılan hazine sandıkları için geçerliydi, içerideki eşyalar en iyisiydi. Bu hazineleri kolayca elde edebileceğine göre biraz daha zaman kaybetmesinin bir önemi var mıydı? Bunu takiben Shi hiçlik yüzüğünü taktı. Daha sonra Ayışı Ormanı haritasını açarak mevcut konumunu doğruladı. Bulunduğu yerden çok uzakta olmayan bir bronz hazine sandığı vardı. Böylece haritayı sakladı ve hazine sandığına doğru ilerledi. 10 dakikadan fazla yürüdükten sonra bir türbenin kalıntılarına ulaştı. Kalıntılar, onu koruyan barbar canavar adamlar tarafından kuşatılmıştı ve aralarında birkaç elik canavar adam da vardı. Bu sırada çöken türbenin içinde hazine sandığı da bulunuyordu. Ancak 20 elit oyuncudan oluşan bir ekip olmadan barbar canavar adamların tamamını temizlemek imkansızdı. Barbar canavar adamları yenemese de Şifeng'in hazine sandığına ulaşmak için başka yöntemleri vardı. Şifeng hemen benzerini çağırdı ve uzak bir mesafeye gitmesine ve güvenli bir yer bulmasına izin verdi. Bu arada Şifeng tapınağa yaklaştı. Barbar canavar adamların tespit menzilinin dışında kalırken Şifeng, Hiçliğin gölgesini etkinleştirdi ve hiçlik durumuna girdi. Daha sonra yüksek hızla türbenin içine doğru koştu. Hiçlik durumuna girdikten sonra Shifeng artık bu barbar canavar adamları göremiyordu ve aynı şey artık Shifeng'i göremeyen barbar canavar adamlar içinde geçerliydi. Bu şekilde Shifeng ağır şekilde korunan tapınağa sessizce girdi. Tapınağın içinde hala birkaç barbar canavar adam nöbet tutuyordu. Bronz hazine sandığından 20 metreden daha az uzaktaydılar. Bu arada Şifeng, telaşsızca hazine sandığını açtı. Hazine sandığını açarken, Şifengin hiçlik durumu kaybolmadı. Bu nedenle kanallık süreci bir aksamadan sona erdi. Ancak hazine sandığı açıldığı anda Şifengin eli içine uzandıktan hemen sonra, onun hiçlik durumu ortadan kayboldu. Bir anda tapınan içindeki beş barbar canavar adam Şifengi fark etti. Aniden öfkeye kapılıp taş çekiçlerini sallayarak ona doğru koştular. Şifeng, defensive blade acele etmeden etkinleştirdi ve eşyaları hazine sandığındaki çantasına sakladı. Barbar canavar adamlar üç koruma katmanını kırmadan önce Şifeng, hazine sandığından tüm eşyaları almıştı daha sonra görsel ikiziyle yer değiştirdi ve orijinal bedeni çok güvenli bir yere ulaştı. Şifeng yavaşça harabelerden ayrıldı ve bir sonraki hazine sandığının bulunduğu yere doğru ilerledi. Ay ışığı ormanı çok büyüktü. Boyun eğmez bir azimle Şifeng, ay ışığı ormanının tamamını nihayet temizlemeden önce 10 saatten fazla zaman harcadı. Toplamda 3 gizemli demir hazine sandığı, 22 bronz hazine sandığı ve 56 ortak hazine sandığı topladı. Hasadı son derece canlandırıcıydı. Çantasının tamamı tıkanmıştı ve hatta zayıf niteliklere sahip olan birkaç ortak ekipman parçasını atmak zorunda kalmıştı. Bütün bunları düzenlerken sistemden bir bip sesi geldi. Shifeng bildirime baktı ve bunun daha önce ayarladığı alarm olduğunu gördü. Ona sabahın geldiğini ve oturumu kapatıp dinlenmesi gerektiğini bildirdi. Vücudunu göz önünde bulundurarak Feng, oturumu kapatmadan önce güvenli bir yer aradı. Bölüm 68 Büyük Hasat. Sabahın erken saatlerinde pencerenin dış katmanını hala bir sis tabakası kaplıyordu. Dışarıda gökyüzünü kara bulutlar yoğun bir şekilde kaplamıştı ve yakında yağmurun yağacağına dair işaretler vardı. Hım, buradaki hava kalitesi gün geçtikçe kötüleşiyor. Yeterince para kazandıktan sonra kesinlikle bu bozuk mahalleden çıkıp şehirdeki daha iyi bir eve taşınmam gerekiyor. Oturduktan sonra Şifeng penceresinden dışarı baktı. Ardından vücudunu esneterek yatandan kalktı. Daha sonra yıkanmak için sıkışık banyosuna gitmeden önce 20 set egzersiz hareketi yaptı. Şifeng kendini toparlamayı bitirdikten sonra telefonunu masadan aldı. Banka hesabında kalan parayı kontrol ederek işe başladı sürekli hazır erişte yemek vücudu için kötüydü. Üstelik sağlanan besinler, eğitim yöntemini desteklemek için kesinlikle yeterli değildi. Büyük Ketçe'nin üyelik kartını ve kuponlarını büyük zorluklardan sonra elde etmişti ancak bunları kullanabilmek için hala 5 gün beklemesi gerektiğini fark etti. Bu onun biraz depresyona girmesine neden oldu. Artık tek umudu Godsa Domain oyun para biriminin satışıydı. Daha önce Shifeng, Sanal ticaret merkezinde 3 altın para kaydetmişti. Bunları satın alan biri olsaydı, kazanılan krediler otomatik olarak onun banka hesabına gönderilirdi. Ancak ticaret merkezinde 3 saatlik işlem gecikmesi yaşandı. Üstelik Feng ticari hesabının bildirimlerini açmadı. Yani işlem zaten yapılmış olsa bile hesabına ne kadar aktarıldığını bilmiyordu eski model telefonunu yalnızca banka hesabını kontrol etmek için kullanabiliyordu. Shifeng şu anda en yeni kuantum saatini bir, satın alacak paraya sahip değildi. Aksi takdirde kuantum saati kullanılarak pek çok mesele kolaylıkla çözülebilir. Kredi karta ödemeleri bile kuantum izleme aracılığıyla yapılabiliyor. Üstelik ürün satan tüm mağazalar, hem güvenli hem de hızlı olduğu için kuantum saat kullanılarak ödeme yapılmasını destekliyordu. Kısa bir süre sonra şifen cep telefonunu kullanarak banka hesabına girişi yaptı ve kalan para miktarını kontrol etti. Yeterli kredi olsaydı gidip güzel bir yemek yerdi. Et yediğini en son hatırladığı zaman henüz üniversitenin üçüncü yılındaydı. Şimdi dördüncü sınıftaydı ve yakında mezun olacaktı. Daha önce banka hesabındaki tüm parasını hazır erişte satın almak için çekmişti. Mevcut bakiyesi bir krediden fazla olmamalıdır. Bütün bir gece boyunca satış yaptıktan sonra, oyun parasının bir kısmını satın alacak bazı insanlar olmalı. Bu özellikle White River City'deki loncalar için geçerliydi. Shefang, bu loncaların bu kadar çabuk fon toplayabileceğine inanmıyordu. Para toplama ekipleriyle sözleşme imzalasalar ya da para toplama ekipleri kursalar bile, bu kadar kısa sürede bu kadar ekipmanı satın almaları kesinlikle imkansızdı. Aşağı yukarı bir miktar oyun parası satın almaları gerekirdi. Aslında oldukça fazla şey satın aldılar. Sanırım birkaç gün boyunca yiyecek konusunda telaşlanmama gerek kalmayacak. Shifeng, banka hesabında 1700'den fazla kredi olduğunu görünce hafifçe gülümsedi. Ancak ticaret vergisi gerçekten yüksekti. 1800 kredi değerinde toplam 30 gümüş para sattı. Ancak bu kredilerin yüzü vergilere gitti. Bu miktar gerçekten uğursuzdu her durumda, Şifeng'in artık biraz parası vardı ve bu, her ay sahip olacağı yaşam masraflarının iki katıydı. Bir süre düzgün yemek yemesi onun için yeterliydi. Eğer üç altın paranın tamamı satılırsa, bu 18 bin krediye tekabül eder Şifeng daha sonra iki sanal oyun kaskı satın alacak paraya sahip olacaktı. Şu anda tek endişesi üç altın paranın da satılıp satılmayacağıydı. Biraz düşündükten sonra Şifeng, bu dönemde kesinlikle loncaların ve oyuncuların daha fazla para harcamasını sağlaması gerektiğine karar verdi. Aksi takdirde oyunda iş anlaşmaları yapmaları halinde para sorununu kolaylıkla çözebileceklerdir. O zaman sanal ticaret merkezinden oyun parası satın almaları gerekmeyecekti. Daha sonra Şifeng kiralık dairesinden ayrıldı. Bankaya giderek tüm parasını çekti. Artık biraz parası olduğu için Şifeng, beslenme merkezine gitti ve 3 şişe C sınıfı besin sıvısı satın aldı. Bunlar ona 9 güne kadar dayanmaya yetiyordu. Güzel pazarlamacı, Şifeng'in gözünü bile kırpmadan 3 şişe aldığını görünce, hoş düşüncelere sahip olmadan edemedi. İnisiyatif alarak sordu, bu öğleden sonra boş musun yakışıklı? Bir içki içmek için yoğulan meydanına gitsek nasıl olur? Benim ikramım. Yoğulan meydanı yakınlarda iyi bilinen romantik bir yerdi ve hem erkek hem de kadın birçok genç oraya gitmeyi seviyordu. Güzel pazarlamacının zarif vücuduna ve şehvet dolu gözlerine bakıldığında, sınıfındaki muhteşem giyimli kızlardan çok daha iyiydi. Ancak Şifengi ona sadece sakin bir gülümseme verdi. Onun düşüncelerinin ne olduğunu nasıl bilemezdi? Onu nazikçe reddetti ve ayrılmak için arkasını döndü. Şifeng'in tepkisi güzel pazarlamacının biraz telihsiz hissetmesine neden oldu. Büyük bir av böyle kaçmıştı. O güzel değil miydi? Vücudu eksiltmeydi? Besin sıvıları yeni çağın zirve ürünleriydi. Sadece yaşlanmayı yavaşlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda tespit edilemeyen yaralanmaları fark edilmeden onarabiliyor, vücut hücrelerini yenileyebiliyor, beyin hücrelerini geliştirebiliyor ve daha birçok şaşırtıcı etki yapabiliyorlardı. Bu eşyalar zaten sporcular ve dövüş sanatçıları için olmazsa olmaz hale geldi. Ancak bunlar çok pahalıydı, bu nedenle sıradan halk ancak ara sıra içmek için bir şişe satın alabiliyordu. Sonuçta bir aylık maaş bu kadardı. Her üç günde bir şişe almaya paraları yetmiyordu. Yalnızca zenginler, vücutlarını sürekli dönüştüren bu besin sıvılarını içecek olarak kullanabiliyordu. Yüzlerce yıl önce varlıklı ailelerin çocukları çok nadiren çirkin olurdu. Kadınlar normalde güzel, erkekler ise normalde yakışıklı erkekler olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz çağda besleyici sıvılar sayesinde güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler sokaklarda yaygın olarak görülebiliyordu. Bir şişece seviye besin sıvısının maliyeti 400 kredidir. Bir şişebe seviye besin sıvısının maliyeti 1000 kredidir. Bir şişe rütbe besleyici sıvının maliyeti 10.000 kredidir. En iyi ise seviye besin sıvılarına gelince, bunlar sıradan insanların isteseler bile satın alamayacakları şeylerdi. Bu besin sıvıları yalnızca toplumun yakın çevrelerine satılıyordu. Önceki hayatında Shifeng, Shadow'un çekirdek üyesi statüsünden dolayı bir tane satın alacak kadar şanslıydı. S seviye besin sıvısı son derece pahalıydı ve şişe başına 1 milyon krediye mal oluyordu. Ancak etkileri de aynı şekilde şaşırtıcıydı. Seviye besleyici sıvılar onunla kıyaslanabilir olmaktan çok uzaktı. S seviye besin sıvıları çok pahalı olmasına rağmen dünyada pek çok zengin insan vardı. Bunu satın almaya gücü yetenler bu kadar para için kendilerini sıkıntıya sokmazlardı. Sonuçta kim kendi gençliği için parayı takas etmek istemez ki? Hayal etmesi gerçekten zordu, insanlığın yüzlerce yıl önceki hayali artık gerçek olmuştu. Beden bir devrim yapmak için gerekli bir varlıktı Şifeng, Tanrı'nın alanındaki becerilerini geliştirmek ve oyunun en üstünde yer almak istiyorsa, güçlü bir vücut ve çevik bir zihin vazgeçilmezdi. Dolayısıyla Şifeng, bu açılan önceki hayatında yaptığı gibi aynı hatayı yapmayacaktı. Ardından Şifeng bir gurme restoranına gitti. İki set besin seti içeren yemek satın almak için 100 kredi harcadı, biri hemen yemesi içindi, diğeri ise öğle yemeği için paket servisi olarak. Yemekten sonra Shifeng normal bir egzersiz merkezine gitti 60 kredi harcadıktan sonra eve dönmeden önce 4 saat eğitim aldı. Akşam saat 7 civarında, Shifeng bir şişe besleyici sıvı içti ve yatağa uzandı. Oyun kaskını çalıştırdı ve Tanrı'nın alanına bağlandı giriş yaptıktan sonra Shi elde ettiği eşyaları düzenlemeye başladı. Eşyaları düzenlemeyi bitirdiğinde Shi duygusal hissetmeye başladı. Ay ışığı ormanının bir hazineler ülkesi olması şaşılacak bir şey değildi. Yalnızca elde ettiği çeşitli seviye bir değerli taşlar 300'den fazla parçaya tekabül ediyordu. Ayrıca onlarca beceri kitabı, düzinelerce bronz ekipman parçası, 5 parça gizemli demir ekipman, 50'den fazla kart seti, 20'den fazla yaşam tarzı işleri tarifi, 30'dan fazla bir. Kademe büyü parça ömeni ve 4-2. Kademe büyü parça ömeni vardı. Hazine sandıklarındaki sihir parşömenleri sihir dükkanında satılanlardan çok daha iyiydi. Bunun nedeni sihir dükkanındaki çeşitli parşömenlerin seviye bir standardına bile ulaşmamasıydı. Bu arada, seviye iki büyük parşömenleri çok daha değerliydi. Her parçanın büyük bir amacı olacak ve onu satmaya istekli kimse olmayacaktı. Şifenge en çok neşe getiren şeye gelince. Silver set ekipmanını toplamayı bitirdi. Ayrıca kalkan savaşçıları ve koruyucu şövalyelere yönelik eksiksiz bir karakan seti ekipmanı seti de topladı. Blaj ekipmanının değeri Silver Moon Set ekipmanının değerini çok aştı. Seviye 10'un altındaki kalkan savaşçıları ve koruyucu şövalyeler için en iyi set ekipmanlarından biriydi. Eğer Kola bu seti seviye 6 veya seviye 7'de donatsaydı, seviye 10'un altındaki cehennem modu zindanları artık sorun olmazdı. Pek çok iyi öyle Shifeng zaten 20 kişilik bir ekip oluşturmak için sağlam bir temele sahipti. Geriye kalan tek endişe üyelerin işe alınması ve onların becerileri olacaktır. Çantasını düzenlemeyi bitirdikten ve ayışı ormanından daha fazla kar elde edilemeyeceğini doğruladıktan sonra Shi Feng, ışınlanma sihirli küresini etkinleştirerek ayışı ormanından ayrıldı. Bölüm 69 Deliği Gerçek dünyada, güneş dağın altına girerken gökyüzü yavaş yavaş kararıyordu. Öte yandan Gotsa domeyindeki oyuncular sabah güneşinin doğuşunu memnuniyetle karşılıyorlardı. Kırmızı Yaprak Kasabası şu anda sanki gündüzmüş gibi parlak bir şekilde aydınlatılmıştı. Ticaret alanında, sokaklarda ilerlerken oyuncular her yerde bulunabilirdi. Dünle karşılaştırıldığında şu anda Red Yaf Kasabası'nda çok daha fazla oyuncu vardı ve bunların çoğu seviye sıfır olan yeni oyunculardı. İki gün boyunca resmi olarak aktif olduktan sonra birçok kişi God Sadomeyn ile diğer sanal gerçeklik oyunları arasındaki farkı fark etmeye başladı. Tek başına savaşmak son derece çekiciydi. Diğer eğlence kaynaklarından bahsetmeye bile gerek yok. Tanrının alanındaki canavarlar, seviyelerin artmasıyla birlikte gelişti ve savaşların giderek daha gerçekçi görünmesini sağladı. Artık oyuncuların ve canavarların sırayla birbirleriyle savaştığı sıradan basit maçlar değildi. Tanrının alanındaki savaşlar gerçek hayattaki dövüş yarışmalarına daha çok benziyordu. Bu, dünya nüfusunun tamamının egzersiz yapacağı çağdı. Gerçek dünyada insanlar dövüş yarışmaları konusunda zaten takıntılı bir seviyeye ulaşmıştı ve bu da bu tür yarışmaları son derece popüler hale getiriyordu. Herkes canlarının istediği gibi savaşabilecekleri, hatta bir uzmanla dövüşürken daha da fazlasını yapabilecekleri bir savaş istiyordu. İnsanın kanını kaynatan yoğun heyecan duygusunun peşine düşmek istiyorlardı vazgeçilmesi imkansız, bağımlılık yaratan bir duyguydu bu. Bu arada Tanrı'nın alanında bunların hepsi vardı ve bir insanın hayatına yönelik herhangi bir tehlike yoktu. Üstelik Tanrı'nın alanı hem büyüleyici hem de heyecan verici harika maceralar içeriyordu. Keşfedilmeyi ve araştırılmayı bekleyen sayısız bilinmeyen de vardı. Oyundaki süre de gerçek hayattakinin iki katıydı. Pek çok oyuncu hayatlarının geri kalanında tanrının alanında kalmayı ve oyun içinde ikinci hayatlarını yaşamayı diliyordu. Birçok oyuncunun tanrının alanına ilgi duymasının nedeni de buydu. Geri dönüşü olmayan bu durumu gören pek çok sanal oyun şirketi God Sadome'ye yatırım yapmaya hazırlanırken birbiri ardına iflas ilan etti. Böyle bir durum aynı zamanda bazı isteksiz tecrübeli oyuncuların Tanrı'nın alanına girmesine de neden oldu ve oyuncu sayısını büyük ölçüde artırdı. Red Rediaf kasabasına döndükten hemen sonra Şifeng bir sürü sistem bildirimi aldı. Bunların neredeyse tamamı müzayede evinden gelen satış bildirimleriydi. Bir anda Şifeng'in sahip olduğu para 500 gümüş paranın veya 5 altın paranın üzerine çıktı. Şifeng, yakın zamanda sanal ticaret merkezine 3 altın para kaydettirdiğini hala hatırlıyordu. Bir günden az bir çabanın ardından artık 5 altın paraya daha sahipti. Loncalar tüm bu parayı büyük zorluklardan sonra elde ettiler ama sonunda hepsi ona katkıda bulundu. Şu anda White River City'de ondan daha zengin başka bir oyuncu olmayabilir. Birinci sınıf loncaların lonca liderleri de istisna değildi. Ancak bu buzdağının yalnızca görünen kısmıydı. Gerçek para kazanma anı daha yeni başlıyordu. Shifeng ilk önce çantasındaki tüm eşyaları deposuna sakladı. Bunları satmayı planlamıyordu, bunun yerine gelecekte kullanmak üzere sakladı. Sonuçta değerli taşlar ve beceri kitapları gibi öğeler sağlam para birimleriydi ha, fiyatları asla düşmez. Aksine oyuncu seviyelerinin artmasıyla birlikte değer kaybedecek ekipmanlardı. Kısa süre sonra Shi Feng eski işini tekrar yapmaya başladı. Gece iş yapmak için en iyi dönemdi. Güneşin yakında doğacağını gören Shi Feng, şimdilik görevini bir kenara bıraktı ve bir sokak tezgahı kurdu, taşlar, büyü özleri, serp taşlar ve kart setleri satın aldı. Daha önceki benzer olaylar nedeniyle birçok oyuncu kasıtlı olarak burada kalıp Shi Feng'in gelişini bekliyordu. Şimdi, Shi Feng'in sıradan bir bağırışı, bir oyuncu kalabalığının ona doğru koşmasına neden olmak için yeteriydi. Bu şekilde Shi yakındaki oyuncuların konuşmalarını dinlerken materyaller satın aldı. Suikastçı ittifakı bu sefer büyük bir zafer elde etti. Küçük balık adamların isyanı görevini tamamladılar ve çok sayıda lonca itibarı kazandılar. Suikastçılar ittifakının iki seviye loncaya dönüşmesi çok uzun sürmeyecek. Problem ne? Başkentte büyük bir olayın meydana geldiğini duydum. Birinci sınıf bir loncanın lonca lideri olan Star River Federasyonu, büyük bir görevi tamamladı ve şimdiden birinci sınıf vatandaş oldu. Biraz daha fazla ve asaletin bir parçası olacak. Bir asil statüsünü elde ettiğinde, biraz lonca itibarının ne önemi var ki? Asil olduktan sonra, lonca görevlerini istemek için ordu kampına ve belediye binasına gidebilirdi. Star River Federasyonu her an hassas sinsi ılayınısı yakalayıp geçebilir. Soyluların sahip olduğu çeşitli ayrıcalıklar da dahil olmak üzere, onların birikmiş avantajları çok büyük. Sadece mevcut Yıldız Nehri Federasyonu oğur borusu bastırmak için yeterliydi. Başkent için mücadele başladığında şehir büyük ihtimalle Star Federasyonu'nun eline geçecek. Bunlar sadece küçük meseleler. Şimdi en popüler konu Kara Alev Demircisi ile Çekiç Ticareti arasındaki hesaplaşma olmalı. Bunu kim bilmiyor? Şu anda White River şehir bölgesinde muhtemelen bunu bilmeyen tek bir kişi bile yok. Ancak kazananın bu kadar çabuk belirleneceğini hiç düşünmemiştim. Daha da ötesi, nihai kazananın Hammer Trading olacağını hiç düşünmemiştim. He, he, çok şükür ki akıllı davrandım ve bir Grimmer Plate satın almak için biraz borç aldım. Birçok kişi şu anda bunları yüksek fiyatlarla satın alıyor. Elimde olanı sattığım sürece rahatlıkla üç gümüş para kazanabilirim. Kesinlikle. Nitelikler veya tasarım ne olursa olsun, Grimmer Cahistiklati çok daha iyidir, bu nedenle maliyeti son derece yüksek olmalıdır. Sadece Hammer Trading ile rekabet nedeniyle bu kadar düşük bir fiyata satıldı. Kara Alev sürekli para kaybettikten sonra bu savaşı kaybetmiş olmalı. Ne yazık ki şu anda ekipmanın tek bir parçasını bile satmıyor. Aksi takdirde, bir tane satın almak için kesinlikle borç para alırdım. Şu anda Hammer Trading'in ünü patladı. Hatta forumlarda, gizemli sahtekarı gururla beceriksiz diye azarlamaya, onunla rekabet etmeye cesaret edemediği için gizemli sahtekarı orospu çocuğu olarak nitelendirmeye bile başlamıştı. Şöhretlerini ve nüfuzlarını arttırmak için birinci sınıf loncalar onu mutlaka davet edeceklerdir. Hammer Trading şu anda onlarla sözleşme şartlarını tartışıyor olmalı. Birinci sınıf bir loncanın baş sahtekarı, böyle bir pozisyonu düşünen insanların ağzının suyu akar. Ancak, yalnızca kıskançlıkla bakabiliriz çünkü bronz ekipman için dövme tasarımımız yok. Eğer böyle bir malım olsaydı iflas etsem bile Hammer Trading ile mutlaka sonuna kadar rekabet ederdim. Birinci sınıf bir loncanın şef pozisyonunu aldığımda geleceğim şöhret ve servetle dolu olacak. Shifeng onların konuşmasını duyduğunda kaşları hafifçe kırıştı. Daha sonra resmi forumu aradı. Tabii ki Hammer Trading her türlü hakaretle onunla alay ediyordu. Orospu çocuğu, çok muhteşem değil miydin? Neden bir korkak oldun? yeteneğiniz varsa yarışmaya devam edelim. Senin gibi kara kalpli bir sahtekarı nasıl izleyeceğimi gör. Hammer Trading'in aşağılık saçmalıklarına bakan Shifeng sakince gülümsedi. Hammer Trading'i e hayran olmaktan kendini alamadı. Ünlü olmak için her yola başvurmaya hazır bir deliye dönüştü. Tıpkı Shifeng'in önceki hayatında olduğu gibi, World Dominator'sa katılmak ve onların başfor geri olmak için Hammer Trading, loncalarının tamamını satmaya istekliydi. Malzemeleri satın almayı bitirdikten sonra Shi Feng, müzayede evine doğru yola çıktı. Çekiç ticaretinin yarattığı tüm yaygaradan sonra Grimmerge Hestplate iyice meşhur olmuştu Shi Feng artık bir sonraki para kazanma operasyonuna başlayabilirdi. Oyunun şu anki aşamasında, ortalama oyuncuların çoğunluğu zaten seviye 3'teydi, birçok tecrübeli oyuncu ise seviye 4 ve uzmanların çoğu seviye 5'ti ortalama bir oyuncunun Grimmer Hestplate almaya gücü yetmezdi. Oysa gaziler kendilerine bir parça satın almak için bir miktar borç para almak zorunda kalacaklardı. Uzmanlara gelince, Grimmer Hestplate'in kullanımı o kadar da iyi değildi. Seviye 5 zindanların içinde Grimmer Hestplate'den çok daha iyi birçok ekipman vardı. Bu, Grimmer Hestplate'in artık Şifengi çok fazla para kazanamayacağı anlamına geliyordu. Sonuçta ekipmanın büyük alıcıları çoğunlukla loncalardı. Belki de oynamak için bir tane satın alabilecek parası olan bazı yeni zenginler vardı, ancak bunlar ortalama oyuncular arasında aşırı azınlıktaydı. Shifeng, müzayede evine, insanlarla dolu büyük salona girdi. Daha iyi bir seçenek olmadan Shifeng bir köşe aradı ve sessizce müzayede evinin ekranını açtı. Daha sonra Grimmerge Hestplate için dövme tasarımının 20 kopyasını açık artırmaya çıkardı. Her dövme tasarımın taban fiyatı 30 gümüş para olarak belirlendi ve yarım saat aralıklarla tek tek satılacaktı. Bunun nedeni Şifeng'in onları toplu olarak satmak istememesi değil, bunu yapmanın fiyatlarının düşük kalmasına neden olacağıydı. Yalnızca açlık pazarlaması yoluyla en büyük karı elde edebilirdi. Loncaların yavaş yavaş kendi aralarında savaşmasına izin verin. Daha sonra Shifeng, Müzayede evinde biriken sert taşları ve kart setlerini temizledi. Daha sonra Müzayede evinden ayrılarak kütüphaneye doğru yola çıktı. Bölüm yetmiş başarı veya başarısızlık aynı kişiye bağlıdır. Kuruk çayırları, burası altı. Seviye çayır aslan yavrularının oyun alanıydı. Oyunun bu aşamasında buraya gelip seviye atlayacak çok az oyuncu vardı. Çünkü buradaki seviye biraz daha yüksekti. Üstelik canavarlar çok sayıda ve yoğundu. Bu da onları öldürmeyi zorlaştırıyordu. Bu çayır aslan yavruları 3 ila 5 kişilik gruplar halinde avlanıyordu. Bazen onları tamamen büyümüş bir elit çayır aslanı bile takip ediyor. Bu da onlarla başa çıkmayı çok zorlaştırıyordu. Ancak şu anda bu sahalarda aslanlarla mücadele eden 6 kişilik bir grup vardı. Su mavisi zırh giymiş bir kız büyük kılıcını savurarak elit çayır aslanıyla doğrudan yüzleşti. Çayır aslanının keskin pençelerinden kolayca kaçmakla kalmadı, saldırıp hasar verme şansını da yakaladı. Cesur görünümü kadınları bile büyüleyebilir. Bu kız kar tanrıçası, nazi kardı. Zaten seviye 5'e ulaşmıştı ve seviye 4 bronz set ekipmanı azurasçarı giyiyordu. Elinde gizemli demir seviye fatih kılıcını tutuyordu öncekiyle karşılaştırıldığında mevcut gücü büyük ölçüde artmıştı. Ayrıca dört çayır aslan yavrusunu aynı anda tanklayan, ondan daha zayıf olmayan bir kalkan savaşçısı da vardı. Partinin şifacısı Xiaoyu bir dua okudu, narin elleri havada ilahi metinleri takip ediyordu. Xiaoyu kalkan savaşçısının icabına bakarken aynı zamanda nazik karı iyileştirerek her iki HP'nin de güvenlik çizgisinin üzerinde kalmasını sağladı. Alev Cadısı Sauer'u da seviye 4 fantezi Alev seti ekipmanını giyiyordu. Elinden sürekli olarak büyük ateş topları fırlıyor ve Çayır Aslanı'nın kafasının üzerinde korkutucu miktarda hasar oluşmasına neden oluyordu. Birkaç dakika içinde elit liderliğindeki aslan grubunu katlettiler. Nazik kar, Çayır Aslanı'ndan ganimeti aldı ve bunun bir beceri kitabı olduğunu keşfetti. Hiçbir ekipman düşmedi. Daha sonra Xiao Yuer'e baktı ve şöyle dedi, Xiao Yuer, bu senin kutsal kalkanın, çabuk öğren. Biraz dinlendikten sonra başka bir çayır aslanı aramaya devam edeceğiz. Kesinlikle diriliş becerisini edinmeliyiz, harika. Bu beceriyle iyileşme artık o kadar yoğun olmayacak, dedik Xiao Yuer beceriyi alırken mutlu bir şekilde. Şu anda dinlenen Zhao aniden meraklı bir ses tonuyla sordu, Snow, Çekiç ticareti zaten çok büyük bir şöhret kazandı. En azından onu işe alacak birini göndermeliyiz. Başarılı olursak loncamızın şöhretini hala arttırabiliriz. Üstelik dövme becerileri de fena değil. Başka bir loncanın onu kaçırmasına izin verirsek talihsizlik olur. Gerek yok 3. Seviye bronz ekipmanın pek bir değer taşımaması çok uzun sürmeyecek. Yalnızca seviye 3 bronz ekipmanın nasıl dövüleceğini biliyor ve daha yüksek seviye ekipmanlara yönelik herhangi bir dövme tasarımına sahip değil. Neden onun için kavga ederek büyük miktarda para harcayalım ki? Biraz para kazanmayı kaybederdik. Üstelik loncamızın yüksek seviyeli bronz ekipman için dövme tasarımını ne zaman elde edebileceğini bile bilmiyoruz. Ona ne için ihtiyacımız olacak nazik snow başını salladı. Hammer Trading gibi birine karşı özel bir ilgisi yoktu. Bunun yerine şöyle dedi, aksine, ben daha çok kara alev demirci ile, özellikle de sahtecinin eylemleriyle ilgileniyorum. Onun niyetini anlayamıyorum. Birinci sınıf loncaların dikkatini çekmek ve öne çıkmak istiyorsa adını saklaması için hiçbir neden yok. Onunla temasa geçen çok sayıda büyük lonca olacaktı. Ancak adını gizleyerek kimsenin onunla iletişime geçmesini engelledi. Bu, başkalarının onun kimliğini bilmesini istemediği anlamına gelir. Ancak yine de Hammer Trading ile rekabet ederek ekipmanının fiyatını düşürdü ve herkesin onu bir kez daha tanımasını sağladı. Şimdi gözümüze girdiği anda, en kararlı anda birdenbire yarışmadan çekilip tekrar gözden kayboluyor. Bize sürekli olarak üç farklı türde dövme ekipmanı getirdi. Bronz ekipman için bu kadar çok dövme tasarımını elde edebilmek, onun büyük bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Ama neden birdenbire geri çekilsin ki? Bu kara alev demircisinin hedefi nedir? Yoksa amacına ulaştığı için geri mi çekildi? Şu ana kadar kara alev demircisinin ne yapmaya çalıştığını hala bilmiyorum. Her yönüyle gizemli dolu. Snow, birisinin bu sahte kara araştırmasını sağlasam nasıl olur? Bunu söylediğini duyunca ben bile onun nasıl bir insan olduğunu görmek istiyorum. Nazik Snow'un analizini dinledikten sonra Sawyer onun farkına vardı. Aniden bu kara alev demirciye karşı ilgi duymaya başladı. Ayrıca bu kişinin basit olmadığını da hissetti. Kara alev demircisinin kimliğine olan ilgisi taşmıştı. Bu kişinin kimliğini açığa çıkarabilme düşüncesi bile onu biraz heyecanlandırmıştı. Bu arada dövme birliğinin ikinci katındaki orta dövme odasında. Millet, değerlendirmeniz nasıl gidiyor? Çekiç ticareti bağdaş kurup oturmuş, birinci sınıf loncaların temsilcilerine kısılmış gözlerle bakarken sıradan bir şekilde soruyordu. Ancak Hammer Trading'in belirlediği koşullar bu birinci sınıf loncaların sessiz kalmasına neden oldu. Hammer Trading'in koşulları çok ağırdı. Yaşadığı şehirde istediği villa ve yıllık 5 milyon kredilik maaşı bile bu loncaların geri adım atmasına neden olacaktı, ayrıca tüm kaynakların kendisine öncelik verilmesini istiyordu. Bu tür bir muameleden büyük ihtimalle yalnızca lonca lideri ve lider yardımcısı faydalanıyordu. Bu arada Hammer Trading de onlarla aynı muameleyi istiyordu. O halde bu onun lonca lideri ve lider yardımcısı ile eşit şartlarda olacağı anlamına gelmiyor muydu? Bunu açıkça düşünmeniz gerekiyor. Bu kadar büyük bir itibar kazanmak benim için kolay değil. Loncanıza katıldığım sürece popülariteniz hızla artacak ve diğer loncaları geride bırakacak. Bronz ekipman sıkıntısı çekmeyeceksiniz ve dövme tekniklerim sayesinde büyük miktarda para kazanabileceksiniz. Verdiğim fiyat çok fazla düşünülmemeli dedi Hammer Trading gülümseyerek. Yüzünde şöyle bir ifade vardı, eğer beni eşe almazsan, başkaları alacak. O an geldiğinde pişman olmayın. Çekiç ticareti, bu birinci sınıf loncaların avucunun içinde yemek yemesini sağlıyordu. Şu anda bu birinci sınıf loncaların her biri diğerlerinden bir adım önde olmak istiyordu. Eğer öyleyse, bir şehri ele geçirmek konusunda daha büyük bir avantaja sahip olabilirler. Sanal bir şehir üzerinde kontrole sahip olmanın getirdiği zenginlik, yalnızca 5 milyon kredi ve bir villayla karşılaştırılabilecek bir şey değildi. Hammer Trading'in talep ettiği fiyat düşük sayılabilir. Bu birinci sınıf loncaların temsilcilerine bakarken, ifadeleri tereddütlü olsa da gözleri onu işe alma inancıyla parladı. Hammer Trading birdenbire, bu sefer tüm mal varlığını rekabete yatırma eyleminin gerçekten akıllıca olduğunu hissetti. Eğer son anda tefecilerden borç almak için cesaretini göstermemiş olsaydı, Kara Alev Demirciye karşı gerçekten kaybedebilirdi. Neyse ki Kara Alev Demirci, tozu ondan bir adım daha erken ısırdı ve zaferin son meyvesini tatmasına izin verdi. Hammer Trading kendinden memnunken, konferans masasının etrafındaki çok sayıda temsilcinin ifadeleri aniden değişti. Her biri şok ve coşku ifadeleri sergiledi. Kardeş Hammer Trading. Gerçekten üzgünüm ama loncamız bu yarışmadan çekilme ve diğer loncalara teslim olmaya karar verdi. Loncamız artık katılmayacak ve hala ilgilenmem gereken işler var. Bu yüzden ayrılacağım, dedi Star Federasyonu'nun temsilcisi aniden. Bu fiyat çok yüksek. Loncamız da ancak pes edebilir. Gelecekte yalnızca sizinle işbirliği yapmayı umabiliriz. Bir an için tüm lonca temsilcileri ayrılmaya başladı. Üstelik her birinin acelesi varmış gibi görünüyordu. Sanki biraz bile vakit kaybetmek istemeyerek hemen başka bir yere koşmaktan kendilerini alamıyorlardı. Hepiniz ne demek istiyorsunuz? Artık pazarlık yapmıyor musunuz? Pişman olmasanız iyi olur. Ben bronz ekipman üretebilen bir sahtekarım. Hepiniz bana yalvarsanız bile gelecekte katılmayacağım. Bronz ekipman dövebilmek harika bir şey mi? ''Şu anda müzayede evi bronz ekipmanlar için dövme tasarımları satıyor. Dövme tasarımı ile kendi sahtecilerimizi yetiştirebiliriz. 5 milyon kadar kredi harcamamıza hiç gerek yok.'' Temsilcilerden biri dövme odasından ayrılmadan önce çekiş ticaretine soğuk bir şekilde güldü. ''Ne dedin?'' ''Ayrılmadan önce açıkça konuşun.'' Hammer Trading bunu duyduktan sonra aniden ayağa kalktı. Yanlış duyduğunu düşünüyordu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sürçü lisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.